Suudi Arabistan'dan görecek olduğunuz iltifat çok önemli değil. Suudi Arabistan Osmanlı döneminde de çok iltifatlı bir şeydi. Bölge valisiydi işte onlar. Neyse artık nasıl yönetim o tarihte. Fakat Osmanlı'ya arkadan İngilizlerle beraber hançerlediler. Ya ben aynı şekilde, Bahreyn, Katar Katarum'un aynı şekilde. Bakın biz Irak ABD'nin müdahalesine müsaade ettik. Haber spikerisiniz. Aynı zamanda meslektaş sayılırız. Ben de programcılık yaptım. Burada şimdi gazeteci konuk olarak bulunuyorum buçuk milyon insanın ölümünü okuyabiliyor musunuz televizyonda? Okuyamıyorsunuz. Hayır. 400 bin kadına tecavüzü okumak kolay mı? Peki o zaman Suriye'de bunların yaşanmasını istemiyorsa bizim milletimiz bu politikaya hayır diyecek. Anketlerde de hayır diyecek. Şiddetle demokratik yollarla hayır diyecek. Nerede? İnternetten tweet'ini atacak. Cumhurbaşkanına atacak. Başbakan'a atacak hayır diyecek. Hı hı. Çünkü yarın inanın biz kendi ülkemizde Irak benzeri, Suriye benzeri manzaralarla karşılaşırsak ne ben stratejik derinlik açıklayabilirim ne de siz bu haberi okuyabilirsiniz. Bizim çocuklarımızın yarınlarını hiç kimsenin jandarması olarak çöpe atmamamız gerekiyor. Hı hı. Bu ülke Osmanlı İmparatorluğu'ndan miras kalan bu ülke, Atatürk'ün kurduğu bu ülke 90 yıldır hiç suya sabuna dokunmadan nesil yetiştirmeye uğraştı. Çünkü biz... 5 milyon insanımızı savaşlarda kaybettik bir hiç uğruna. Yani neslimizi kaybettik, eğitimli insanlarımızı kaybettik. 1980'lerden itibaren artık insanlarımız eğitimli hale gelebilmeye başladı. Çok büyük kayıplarla geldik. Bazen dünyanın gerisinde bu yüzden geri kaldık. Yoksa yönetim Recep Tayyip Erdoğan olmuş Ecevit hiç fark etmezdi. Recep Tayyip Erdoğan 1950'nin Cumhurbaşkanı Başbakan olsa hiçbir şey yapamazdı. O günkü şartlar farklıydı. Bugünkü konjöktör şartları farklı. Kimsenin elinde sihirli değnek yok. Yani kimsenin artısı kimsenin eksisi yok. Tayyip Bey'den sonra herhangi birisi de gelecekse onu zamanında o, o göre yönetmeye çalışacak. Fakat Türkiye'nin Suriye politikası içerisindeki açmazlarından bir tanesi bir numaralı açmazı. Bence dışişleri politikaları çok iyi yönetilmiyor. Yani Sayın Davutoğlu'nun çok iyi bir dış işleri politikası yönettiğini ben inanmıyorum. Şahsi olarak baktığım zaman özellikle Orta Doğu'yu çok iyi bildiğim için. Bir de bizim ülke olarak Müslüman Türk milleti olarak kimliğimizi taşıdığımız için yarınki nesillere kim tohumları ekmememiz lazım. Yani bugün işte Esad'a yapılan hakaretler veya Suriye'ye işte başka bir medya gruplarının yapmış olduğu çıkışlar falan filan. Yarın bunları önümüze getirirler. Koyarlar. Aynısı bize de olur. Ama ben size inanın bir şey sorayım. Türkiye'de böyle bir olay yaşansa Türk insanları yani bizim milletimiz kalkıp sınırın öbür tarafına geçmeye kalksa hepsini kurşuna dizerler. Bir tanesini sokmazlar sınırdan içeri. Türkiye'nin kendi fakirleri çok olduğu halde 25 bin, 30 bine yakın Suriyeli insanın evet. buraya geçişine müsaade ediyor. İşte şimdi burada bir savaş varsa Esat çağrı yapıyor. E geçen hafta bakıyorsunuz Esat ateşkes oldu. Ülkelerinize dönün diyor. 5 bin kişi geçiyor bir tarafa. Ya bu çocuk oyuncağı değil ki yani. Ceviz yuvarladığın sınırın öbür tarafından bu tarafa buraya geldi. Yani burada şöyle bir şey var. Bazı gruplar, bazı kişiler <laughs> beleş yaşam diye tahmin ediyorum. Kafalarına göre bu tarafa geçiyorlar. Oradan çağırınca o tarafa gidiyorlar. Böyle bir tablo var. Ama Suriye Türkiye için, Suriye sadece Türkiye için değil. Suriye Kudüs için en önemli destinasyondur. Suriye yıkılırsa Kudüs Hristiyanların eline geçer Kudüs Yahudilerin başkenti olur burada bunu söylüyorum. Suriye'nin yıkılmaması gerekiyor. Onun için demokratik yollarla, tweetlerle, maillerle Türkiye'de de Suriye'nin politikasına tabii ki kimsenin ölmesini istemeyiz ama hı hı. sonuçta Esad buna veya karşı taraf buna mecbur kalmışsa bu farklı bir şey. Ama yani her bir Müslüman tweet daha paylaşmak her Müslüman. İstiyorum Amerikalı Merkez Kuvvetler Komutanı Genel Kurmayımızı Şam'a müdahaleye çağırmış. Evet. Ee, bu konuda öncülük etmiş. Şimdi Genelkurmay kesinlikle bu işi reddediyor. Ben size söyleyeyim. Hı hı. Özellikle son 28 Şubat sürecindeki tutuklamalar, or general genel kurmay Başkanı tutuklanan İlker İlker Başbu ve diğer birçok komutanlar. Bunları ben söylemiyorum. Bunu Oğuzhan Aslı Türk söylüyor. Bunu sadece ben söylemiyorum. Eski Milli Savunma Bakanı İsmet Sezgin Haber de söyledi bunu. Ne dedi? Hı hı. Bu operasyonların tamamı Türk ordusu içerisindeki Amerika karşıtı ve Türkiye Cumhuriyeti misakı milli sınırlar içerisinde kalmasını isteyen komutanların tasfiyesidir dedi. Şimdi Merkez Kuvvetler Komutanı kim ki Türkiye'nin Genelkurmay Başkanına şama girmenizi tavsiye ederim. Siz hayrola? Evet. Biz Amerikan lejyonu değiliz. Hı hı. Genelkurmay evet. Başkanımız da Amerika'nın lejyon komutanı değil. Ben şu ana yani. kadar da bu yapılan baskıların tamamının da hı hı. yani Genel Kurmayın oraya girmesi yönünde işte hükümetin bazı politikalarında o yönde olduğunu fakat benim aldığım duyumlar Kurmayın ve özellikle kuvvet komutanlarının bunu şiddetle ısrarla reddettiği böyle bir savaşın içerisinde olmayacaklarını hı hı. hatta Işık Koşaner'in istifasının altında da bu yatıyor. Bunu da net olarak bugün söylüyorum. Kuvvet komutanlarının istifa etmesinin altında Suriye'ye girmeyiz. O günden bugüne. Evet o günden bugüne yoğun baskı devam ettiği halde kesinlikle girilmiyor. Girmeyecek. Bir... Yani Türkiye'ye girebilir sorun. mi? Yaparsa bir delilik Türkiye Cumhuriyeti Devleti sınırlarıyla, ülkesiyle, içerideki milli yapısıyla, millet yapısıyla yok olur gider. Bu kadar basit. yani Yok olur gitmez de çok büyük badire Bir sorum daha olacak. Gerçi aslında hani totaline baktığımızda bu hani söyleşinin az çok anlayabiliyoruz ama Mesela özellikle İsrail'in Suriye konusunda son derece sessiz olduğunu görüyoruz. Hatta bu yapılanmada çok da hani hızlı olunmamasının nedeni de biraz İsrail'in durumu koklamasından kaynaklanıyor. Hani henüz orada Şimdi ne bakın. olup ne biteceği, kendi lehine hayır, ne olabilir? Hayır, çok basit her şey kendi lehine gidiyor İsrail'in. Bakın Lübnan'da bir kısım arazi işgal altında mı İsrail tarafından? Golan Tepeleri Suriye'de hmm. işgal altında mı? İran kuzeyindeki Kuzey Irak e, güvenlik güçlerini İsrail özel birimleri yetiştiriyor mu? Eğitiyor mu? Bunu hepiniz okuyorsunuz. Herkes biliyor bunları. Peki ne kaldı geriye bu sınır hattında? Suriye'nin yıkılması, İran'ın yıkılması. Hmm. E? Sonra nereye geliyor sıra? Türkiye demeyin yani. <laughs> demeyin. Yapmayın ya. <yani. gülüyor> Artık bunu da artık görün yani. Bakın Türkiye demiyorum, Türkiye'nin etrafı çevriliyor diyorum. Hı hı. Bugün biz Yunanistan'a karşı oluşturmuş olduğumuz blok savaş konseptimizde, yani Avrupa'dan ve Rusya'dan gelecek olan bir tehlikeye karşı bir tek şeye güvenmiştik. Müslüman Irak, Müslüman İran, Müslüman Suriye diye güvenmiştik. Herkes unutuyor, hafız Esad Kıbrıs Savaşı'nda Kaddafi gibi Türkiye'ye yardım eden liderlerden bir tanesidir aklımızı başımıza almamız gerekir. Yani e, Kıbrıs Savaşı'nda kimse bize uçak lastiği, uçak benzini vermezken gerçi sonradan e, nasıl yıkıldın Kaddafi diye açıklamalar yapanlar oldu ama yani ben bu şeyleri doğru bulmuyorum. E, demokratik sistemler içerisinde gider mi gitmez mi? Orta Doğu halkları demokrasiyle yönetilemez. <laughs> 2000 yıldır bu böyle. Tek adam sistem olmak zorunda. Yani bu işte şimdi bakın e, Arap Baharı, Tahril Meydanı Tahrir'i selamlayanlar hatta Cumhurbaşkanlığı seviyesinde bunu, ne oldu? Şeyde, Mısır'da işsizlik %25 tavan yaptı. Ücretler düştü. Maaşlar ödenemiyor. Sokakta güvenlik kalmadı. Polis çalışmıyor. Asker çalışmıyor. Ne oldu? Arap Baharı çöl serabı oldu. Çöl serabı. Hı hı. Bahar falan yok, serap var ortada. Şimdi son 10 dakikanız evet. var. Ben hızlı hızlı geçeceğim artık bundan evet, evet. sonra. E, çünkü biraz da iç siyaseti de sizinle konuşmak evet. istiyorum. Onu son 5 dakikaya e, ayırayım diyorum. Şimdi hani mesela Türkiye'nin tutumunu hep Suriye ile ilgili konuşuyoruz. Malum Rusya'nın desteği var, İran ve Çin'in de var. E başbakanım şöyle diyelim İran'ın desteği tabii ve devamlıdır. Rusya'nın desteği Rusya alacağını aldığı andan itibaren bırakır. Libya'da yaptığı gibi. Hmm. Rusya şu ana kadar koparacak olduğu tavizleri almadığı için e, direnç gösteriyor. Yani aldığını aldığı andan itibaren eğer bir taviz alırsa inanın Rusya ortada bırakır. Irak'ta yaptığı gibi Libya'da yaptığı gibi Rusya meselesine çok fazla güvenmek. Çok güveniyor. da güvenmesinler. Evet. E, şimdi Çin ziyareti var başbakan. Onu siz nasıl değerlendirdiniz? Bana, yani ben bu yaklaşık bir ticari ay ziyaret önce, miydi? 6 neydi? ay önce Uygurlu bir çocuğun Çinler tarafından 11 yaşındaki bir çocuğun kollarının kırılarak tekmel öldürüldüğü bir görüntüyü Google'da yakalamıştım. Bunun üzerine bir köşe yazımı yazmıştım. Sayın Başbakan Suriye'ye oraya buraya yetişene kadar gidip bir de Uygur'daki kardeşlerimize yetişseniz ya bir baksanıza ne oluyor orada? İnsanlar zulüm altında. Hani Müslümanlık diyorsanız onlar da Müslüman. Eğer Müslüman kardeş üzerinden bakıyorsanız ben o çerçevede değerlendiriyorum. öyle mi? Evet net olarak çünkü ben biliyorum ne yaptığımı ne yazdığımı büyük olasılıkla da Sayın Başbakan'ın Çin ziyareti bir enerji anlaşması ve ticari yatırım anlaşması sebebiyle gitmişti oraya. İlk defa da ziyaret etti. 1983'ten bu yana tahmin evet, ediyorum. Enteresan bir ziyaret. Evet o 24 sonra. yıldır ve Uygur özel bölgesine gitmesi Sayın Başbakan'ın çok yerinde olmuştur. Bizim e, Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği ve Rusya ve Çin, Türkiye'nin Orta Asya'dan yani Central Asian merkezinden uzaklaştırılıp Hı -hı. Orta Doğu ile meşgul edilmesini istiyorlar çünkü Türkiye Orta Doğu, Asya'dan uzaklaştığı takdirde kendi milletlerinden, kendi milli yapısından, kendi insanlarından Uygurundan, Tacikinden, Türkmeninden, Afganından, Özbekinden, Azerisinden uzaklaşınca Hı -hı. Orta Doğu'ya dönünce o meşguliyette oralarda birisi farklı bir operasyona girişecek yani Hı -hı. alttan farklı bir dip dalgası yaratacak o zaman bu işte kim çırak çıkacak Türkiye çırak çıkacak bunu ben söylemiyorum 1993 yılında. 1997 yılları arasında Amerika Birleşik Devletleri'nde dışişleri bakanı tarafından çizilmiş olan stratejide Hazar Gölü etrafındaki Türk Müslüman Türk dünyasının önümüzdeki dönemde tüm dünyanın çok büyük bir şekilde. Enerji ihtiyacını karşılayabilecek altın bir vaha olduğunu, yeni bir vaha olduğu yönünde kendi planları ve programları var. Bugün Suriye, Libya, Irak ekseninde olan olayları da Margaret Thatcher'in Soğuk savaş konseptinin bitişini açıkladığı Londra toplantısında, NATO toplantısında yeşil kuvvetler olarak artık İslamcı veya İslamist konsept diyerek radikal Müslüman diye bir terminoloji yarattılar. Yani Müslümanlaştı işte öldüren, asan, kesen gibi. İslami Gerçekten terör İslami geçiyor. terör olarak ben hı hı. radikal Müslümanlar diyorum. İslami terör İslam bir terör dini değildir. İslam bir nizam dinidir. Yani bunu, bunu hı hı. Amerika Birleşik Devletleri işte o yazıya Ama geliyorum biraz önce. Evet, o yazıya geliyorum. Diye. Amerika Birleşik Devletleri ve işte Batı dünyası diyelim tek din üzerinde Hristiyanlığın bir mezhebi gibi İslam'ı hı hı. yorumlamak ve bunu kendi içerisinde bir potada eritmek. Yani işte kalvenizm, evangelizm gibi sanki bizim peygamberimiz hiç gelmemiş. işte onların inandığı ve tapındığı kutsal ruh, kudüs vesaire gibi o üçlü kutlama, kutsama tesis inancına göre e, öyle bir yapılanması var. Vatikan bunu 1940'lı yıllarda planlamış. 1940'ta aslında Büyük Ortadoğu projesi başlıyor araya 2. Dünya Savaşı girmesine hı hı. rağmen. Fakat e, Condoleezza Rice ve kendisine vahiy geldiği iddia edilen, iddia eden daha doğrusu Bush, <laughs> oğul Bush tarafından biliyorsunuz. E, çok ilginç bir cümledir. 2000 ee, bir 11 Eylül'ü Haçlı Savaşı başlamıştır demiştir. Sarkozy peşinden tekrar etmiştir. Biz Bizans'ın çocuklarıyız demiştir Sarkozy. Bizans'ın çocuklarıyız cümlesine çok dikkat edin. Biz Roma'nın çocuklarıyız dememiştir. Bizans neresi? Bizans İstanbul. Evet. Peki hedefte kim var o zaman? Hedefte Türkiye var. Yani hedefte. Artık ya bu kadar basit. Yapalım? Eğer Bizans'ın çocuklarıyız diyorsa Roma'nın çocuklarıyız deseydi ben anlayacaktım. Yani. Roma'dan bahsediyor Vatikan. Bizans'ın çocuklarıyız dediği andan itibaren hedefin İstanbul, Türkiye olduğu kesin ve nettir. Ha bu öyle dolanır, böyle gelir, ekonomik olur, askeri olur, stratejik olur, olur, olur. Şimdi bakın, ekonomik açıdan baktığınız zaman büyük firmalar Türkiye'den çıkış yapmaya başladı. Son 5 yılda giriş yapmış olan. Bire 3 kazanmışlar borsada. Hı hı. Ve kendi yaralarına merhem olacakmış bu. E kravatlı ellerinde bavulları para dolu olarak ülkelerine dönüyorlar. Ne bu parayı hı. nereden kazandılar? Sizin sırtınızdan bizim sırtımızdan. Biz keklendik vatandaş millet olarak. Peki nasıl dönerler bunlar diye soruyorlar. Ben de diyorum ki dönerler dönerler. Neyle? Çanakkale'de döndükleri gibi. Zırhlı armadalarıyla dönerler. Suriye'ye geldikleri gibi. Libya'ya gittikleri gibi. Irak'a geldikleri gibi. Bu böyledir. İlk önce paranı pulunu alırlar. Cebini beş parası bırakırlar. Ondan sonra da canını almaya gelirler. <laughs>